yayılma sürecinde kritik bir rol oynamıştı. Kocaeli'de Türklerin Bitayne'ye baskısını, özellikle Sakarya Irmağı'nı geçerek Nikomedia'yı tehdit etmelerini engelleyebilmek amacıyla 1096 yılında yaptırılan Sidera Kalesi'nden geriye sadece kalıntıları kaldı. Şu anda Başiskele, Kullar, Paşadağ bölgesindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz yapı Kullar Paşadağ Kalesi olarak geçiyor. Ama tarihteki adıyla Sidera, yani Demir Kale. Bu kale Roma dönemine kadar uzanan köklü bir tarihe sahip stratejik bir yapı. Günümüze ulaşan kalıntıları ise gördüğünüz gibi çok sınırlı ve büyük bir kısmı toprak altında. Özellikle Bizans İmparatorluğu döneminde önemli bir savunma merkezi olarak kullanılmış bu yapı. Kale Osmanlı-Bizans savaşlarına tanıklık etmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yayılma sürecinde kritik bir rol oynamış. Kullar ismi de bu kaleden geliyor aslında. Zamanla Kollar ismi Kullar olarak değişime uğramış. Kalenin inşası ise Bizans İmparatoru Alexios Komnenos tarafından 1096 yılında başlatılmış. Kale, Bitinya bölgesini Türk akınlarına karşı korumak için stratejik bir noktada kurulmuş. Şu anda bu görmüş olduğumuz alanda ağaçlık var. Fakat daha önceden burada ağaçlık yoktu. İzmit'i tamamen gören hakim bir tepeydi burası. Ünlü tarihçi Anna Komnena'nın anlatımlarına göre kale yüksek ve kalın duvarlarla çevrili ve çok güçlü bir yapıya sahipti. Bu nedenle Sidera, yani Demir Kale olarak o zamandan beri anılmıştır.